Dur. Dur. Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugünün videosunda biraz açıklamalar yapacağım. Yeni gelişmelerle ilgili. Dostlarım aşağıdaki arazim satıldı. Ben buradan başka bir yere gideceğim. Şu an yani yaklaşık bir ay daha burada kalacağım. Hatta şu aşağı inelim. Kanka ve diğer kadroyu da salayım. Çünkü eve yeni geldim şimdi. Bakın şunlar hep benim malzemelerim. Gel. Bir aşağı inelim dostum. Köpekleri salayım yazıp. Havlıyorlar orada. Gel. Ondan sonra devam edeceğiz yine. Dur. Şşt, kanka ne ağlıyorsun? Dur. Gelin bızlıklar. Gel. Dur. Anam sus gelin. Ya bıstım. Çok tatlı bir bıstık. Tamam biraz sakinleşsinler. Bütün gündür dostlarım arazi bakıyoruz Ümit abiyle. Anam ne yapıyor bu sosis? Özledin mi beni? Şimdi dostlarım neyse biliyorsunuz ben burayı satacağım demiştim sonra vazgeçtim falan filan. Hamza abi bana yolumu verdi. Ama dostlarım daha sonra başka bir anlaşmaya vardık. Ben dedim hani ailem de işin içine girdi. Burayı Hamza abi dostlarım aldı. Şimdi ben buradan başka bir yere gideceğim. Düzgün bir arazi bakıyorum. Burada yaklaşık bir ay vaktim var. Bir ay bana sağ olsun müsaade verdi. Dedi bir ay kalabilirsin burada. Bir yer bulana kadar. Bir yer bulup dostlarım geçeceğim oraya. Buralarda yakınlarda bir yer olacak. Bakıyoruz şu andan başladık. Bir iki yer buldum. Gel buraya. Gel dur. Aman. Aa, yüzümü çizdin. Şişt. Dur. Dostlar şimdi nasıl özlemiş beni. Bak. Aman dur. Bulu çize bak. Boğazına yapışmış şey. Vay. Bak. Baba. Bu bulu çiz çok sert oynuyor ya. Neyse. Dur. İyi dostlarım hani biraz sürem var. Lan oğlum itmeyin beni durun. İyi bir şey oldu. Yani ben sonuç olarak paramı aldım. Şimdi düzgün bir yer bulup geçebilirim. Hem etrafımda mesela ortak olmayacağım kimseyle. İstemediğim komşum olmayacak falan filan. Kafama göre güzel bir yer bulup geçeceğim dostlarım. Tam yani fiyat olarak sattığımız fiyat da ideal bir fiyat. Yani o parayla ben güzel bir yer bulup geçebilirim. Ha buraya alışmıştım. Güzel. Düzenim az çok oturmuştu. Ama ben inanıyorum ki daha düzgün, daha istediğim gibi bir yer de bulacağım. Yine yakın olacak buralara. Bunu da buradan sizlere haber etmek istedim. Çok aceleye gerek yok. Ha, bu arada evi sökebiliyorum. Yani sadece araziyi sattım. Evimi falan götürüyorum. Yani bu evi götürüp orada kurabiliyorum. Tabii götürürsek bunu bu şekilde yapmıyoruz dostlarım. Biraz daha büyüğünü yapacağız. Malzeme alacağız. Ümit abi bana sağ olsun yardım edecek. Daha düzgün bir şekilde bir ev yapacağız. Büyük bir ihtimalle üçgen olmayacak. Dikdörtgen şeklinde. Yani bakacağız ona. En azından hani ben çünkü buna çok masraf etmiştim. Bu ev burada kalsın istemiyordum. Hamza abi de onu kabul etti. Evi götürebilirsin dedi. Burayı sattık. Şimdi dostlarım önümde 29 gün vaktim var. 29 gün içinde güzel bir yer bulup geçeceğim. Zaten sizler de göreceksiniz. Ben şahsen mutluyum dostlarım. Hani sonuç olarak paramı aldım günün sonunda. Tamam burayı kaybettik ama yine
Başka bir yer alabiliyorum elimdeki parayla. O yüzden ya bunu da sizlere buradan haber edeyim. Biraz sürpriz oldu ama. Fıstık. Ne yapayım fıstığım? Acıktın mı? Dur. Bak bu blue cheese acayip dominantlık ya. Ve bir gün hırçın bunu çok kötü dövecek. Yani hırçın onu dövebileceğini biliyor. Bak hareketlere bakın. Aynı Avustralya'dayken Azura ile İnci'nin kavgası böyle olmuştu. Oyun oynarken. O heyecanlı moda giriyorlar. Bak hareketlere bak bu çizim. Bak. Lan döktün mü onu? Bak onu da kovayı döktü. Ye dostlarım şöyle biraz düzlük bir arazi bakıyorum. Yani düz olsun, yolu olsun falan filan. Çok büyük metraj istemiyorum. Benim baktığım arazi yaklaşık bir dönüm. 800 metrekare ile bir dönüm arası bana yeter. Yeter ki düz olsun, yolu olsun. Bak. Şuna bak, hepsi oynuyor. Lan onlar uçurumdan atlayacaklar. Bak. Hırçının yerine başka köpek olsa Blue Cheese'e çoktan dalar. Yani hırçın onu dövebileceğini biliyor. Şey yapmıyor. Çünkü Blue Cheese'in hareketleri inanılmaz dominant. Yani her köpek, üstün köpek onu tolere etmez. İyi dostlarım şimdi yerlere bakıyoruz. Neyse konuya geri döneyim. Düzgün bir yer kafama göre bulursam zaten video çekeceğim bu 3-4 gün içinde. Şu an yer araştırmalarına başladık. Sizler de zaten alacağım ya da almadan önce baktığım arazileri göreceksiniz. Düzgün bir yer bulup geçeceğiz. Şunlara bak. Boyayım. Blue cheese, bana bak sen haddini çok aşıyorsun. Bunlar da ayrı. 3 akren takılıyor. Dostum bir de gideceğim yerde kesinlikle arazi düz olmasına özen göstereceğim. Yani dümdüz olsun ki ben ekstra masraflarla uğraşmak istemiyorum. Hani çok güzel bir yer olursa düz olmasa da olur. Bir de biraz daha yükseklerde olsun istiyorum. Buranın Ağustos sıcağı çok kötü oluyor. Hayvanlar yıpranıyor dostlarım. Değil mi cavuş? He? Yakışıklı oğlum benim. Ne ararsanız var dostlarım çavuşta. Kurtçuluk var, domuzculuk var. Genç bir köpek ama çok cesaretli. Of dur. Dur. Gel. Aferin. Gel çavuş. Aferin bak. İyi dostlar ben sonuç olarak mutluyum şimdi. En azından kafama göre bir yer bulabileceğim. Param da var şükürler olsun. Çünkü hani burayı zararına satmadık. Onu söyleyeyim. Güzel bir anlaşma oldu. Ben yoluma gideceğim. Hem burada kimseyi de rahatsız etmeyeceğim. Daha güzel bir yere geçeceğim. Bura benim için iyi bir başlangıçtı. Ya burada çakılı kalacağım diye bir şey yok. İnanıyorum ki daha güzel yerler de var. Bulacağız. Bu arada arsa fiyatlar inanılmaz artmış. Yani buralarda dostum dönümü 250 bin, 150 bin. Bu civarda düzgün araziler bu fiyatta. Yani mesela Balıkesir'e bakıyorum. Oradan ben arazi almıştım. Orada fiyatlar düşük. Güzel araziler var. Zaten yerim var orada. Ama bu bölgelerde fiyatlar uçuk dostlarım. Hatta bazı yerlerde daha da değişiyor. O yüzden ya çok büyük bir yer almayacağım ama bana yetecek kadar 800 metre, 1000 metrekare bu bana yeter. Güzelce sistemimi kurarım. Köpeklerimin bölümü, kuşlarımın bölümü. Ya hem büyük araziye gerek yok yine. Ya bunu da buradan sizlerle paylaştım. Ayı seni saldım bir gün. Dostum şu kümesi imha edeceğim. O kümes büyük bir ihtimal abuk subuk şey yeni gideceğim yere hiç götürmeyeceğim. Bazı şeyler yakılacak. Hani eksi olan şeyler çöpleri yakacağım burada çöp de bırakmayacağım.
Ye, büyük bir ihtimal şu kümesten ikisini götürürüm. Şunu da sökerim, bunu da götürürüm malzemelerine. Çünkü dostlarım bir gün bir kümes yapmaya kalkıyorsunuz. Yani minimum size 500 TL, 700 TL'ye mal oluyor. O yüzden ya şu kümesi söküp götürüp orada yeniden kurabiliriz. Bak bu kardeşler de yoruldu, biraz enerjileri düştü. Yani hırçının dilini bakın biraz kendine gelmiş. Hırçı diline bakayım mı kızım? O gün o köpeğin boynunda şey vardı ya, çengel. Anam sosis ne yapıyorsun sosisim? Çok tatlı bir sosissin. Ha yaramazcık da yaramazcık da. Kankam dur. Ye yani kulübelerim her şeyimi götüreceğim. Çünkü kulübelerin hepsi sağlam dostum, onları götüreceğim. Şunlardan çitlerimi alacağım. Çitlerimden daha var. O aldığım yerde hepsini getirtmedik. Götüreceğim Allah'ın izniyle, güzel bir yer bulup geçeceğiz. Çok tanıdığımız da var, destek oluyor bize. Takipçilerimden de çok destek olundu dostlarım. Teşekkür ediyorum. Birazcık korku, stres var içimde. Çünkü dostlarım bugün öyle düzen kurmak kolay değil. Ama ya, bu sefer daha kolay olacak benim için. Sadece bulduğum arazi düzlük olsun, çok iş olmasın. O yüzden bak baba nasıl oynuyor fıstık. Çok tatlılar ya. Acayip tatlı oynuyor ya. Bu fıstık minnacık dostlarım ama o kadar hızlı ki size anlatamam. Bir dakikada burada bir bakmışsınız, ikinci dakika ta şu tepede. Öyle bir köpek yani. Ya dostlar burada da videomu bitireyim. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye. Bakın. Çavuş. Çavuş. Çavuş bir şeye bakıyor. Çok yakışıklı oldu dostlarım ya. Köpeğin fiziğimizi iyice kangala benzedi böyle. Zaten bakın hafiften kurda da benziyor. Yani yabani kurdu da andırıyor. İyi dostum, kendinize iyi bakın. Bye bye.